Evet, başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde kira fiyatları %100'ün üzerine çıktı. Son bir yıl içerisinde özellikle Türkiye geneline baktığımızda %55 bandında görünüyor artış, konut kiralarındaki artış. Ancak özellikle de İstanbul gibi büyük şehirlerde, metropol şehirlerde bu sayı çok daha, bu rakam, bu oran çok daha fazla. Az önce belirttiğim gibi %100'ün üzerine çıkmış durumda. Peki fahiş kira dönemi ne kadara, ne zamana kadar devam edecek? Şimdiki haberimizde bunun detayları var. Salgın, arz talep dengesinin bozulması, yabancı etkisi, bu nedenler başta olmak üzere birçok ilde ev kiralarında ciddi artış yaşandı. İstanbul'un bazı semtlerinde son bir yılda artış oranı %100'ü geçti. Uzmanlar artışın yeni konut yapımının hızlanmasına kadar devam edeceğini belirtiyor. Bu süreçte ev sahipleriyle kiracılar arasındaki taliye davalarının da artması bekleniyor. Bu anlamda İstanbul'da ev kiralarındaki artış gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Özellikle kentsel dönüşüm, pandemi nedeniyle memleketine giden insanların dönmesi, kısıtlamaların kalkmasıyla düğünlerdeki artış ve okullarda yüz yüze eğitimin başlaması, kiralık evlere olan talebi arttırarak ev fiyatlarındaki artışı hızlandırdı. Mega kentte kiralık ev fiyatları bazı semtlerde %100'ün üzerinde artmış durumda. Kiralık ev fiyatlarının özellikle son bir yılda bu kadar artması vatandaşları da zor durumda bırakıyor. Yalnızca yüksek fiyatlar değil, kiralık ev sayısındaki azalma ve evlerin beklentiyi karşılamaması da insanları etkiliyor. Peki bu süreç ne kadar devam edecek? Normalleşme olacak mı? Son bir yılda fiyatların Türkiye genelinde ortalama %55 arttığına dikkat çeken sektör temsilcileri, bu sürecin 2 sene daha devam etmesini öngörüyor. Vatandaş yüksek kiralardan hem ekonomik hem de psikolojik olarak etkilenmeye başladı. İnsanlarda ev bulamama ve dışarıda kalma korkusu oluştu. Artık bir evi aynı anda 5-10 kişi tutmak istiyor. Artık insanlar konforlu ev aramıyor. Bütçeme uygun olsun da nasıl olursa olsun diyor. Sektör temsilcileri gelecekte ev sahibi ve kiracı arasında kira taliye davaları yaşanabileceğine işaret ediyor. İnsanlar özellikle bu dönem dışarıda kalırım korkusuyla gelirinin çok üzerinde evler tutuyor. Çoğu kişi gelirinin yarısını kiraya veriyor. İlerleyen zamanda ödeme sıkıntıları başlayabiliyor. Bu durumda da ev sahipleriyle problemi artacağı benziyor. Peki çözüm ne? Sektör temsilcileri yeni konutlar yapılmaya başlayınca kiraların düşeceği görüşünde. Bakalım zaman ne gösterecek?